Burası sağlık personelinin sesi 112 Acil Efem. Merhabalar değerli Yüzyılık Acil Efem izleyenleri Glasgow Koma Skalası bilgi tazeleme videomuza hoş geldiniz. Özellikle hastane acilleri ve 112 acil çalışanlarının hemen hemen her hastada ilk değerlendirmede kullanılan Glasgow Koma skalası hakkında birçoğumuzun bilgisi vardır. Ancak bilgimizi tazeleme ve ezbere Glasgow vermemek açısından bu videoyu sizlerle buluşturuyoruz. Hastaların bilinç düzeyini ölçen Glasgow Skalası konulmadan önce koma ve bilinç durumu nedeniyle her klinisyenin ve kliniğin farklı betimlemelerde bulunmaktaydı. Bu belirsizliği gidermenin yolu ortak bir dil geliştirmek idi. Glasgow Koma Skalası yani Glasgow koma skoru daha çok kafa travmalarının hastanın bilinç seviyesini değerlendirmek için kullanılsa da artık günümüzde ilk yardım 112 acil ve her türlü akut medikal ve travma hastalarının nörolojik durumu değerlendirmek için kullanılan skaladır. Hastalarda oluşan nörolojik disfonksiyonunun ciddiyetini ortak dilde tahmin etmeye yarayan GKS en düşük 3 ve en yüksek 15 değeri alabilir. Ve böylece yaralanma sonrası 2 hafta içinde mortaliteyi %85 oranı tahmin etmeyi sağlar. Glasgow koma skoru 3 temel konu üzerinde değerlendirilir. Bunlar gözlerin açılması, motor cevap ve sözel verbal cevapların niteliğine göre puanlandırılır. Bu puanlandırma 112 acil çalışanları için vaka formu üzerindeki genellikle sağ orta bölmede bulunur. Glasgow değerlendirme geçecek olursak Glasgow koma skorunda yetişkinler için bilinç düzeyi skoru Hastanın göz yanıtını değerlendirin Gözlerini spontan açıyor mu? Sözlü komutlara açıyor mu? Ağrıyla açıyor mu? Açmıyor Hastanın verbal sözel yanıtını değerlendirin Oriente, konfize, uygunsuz sözler, anlaşılmaz sesler ve yanıt yok Hastanın motor yanıtını değerlendirmek gerekirse Komutları yerine getiriyor mu? Ağrıyı lokalize ediyor mu? Ağrıdan kaçınıyor mu? Ağrı ile fleksiyon, ağrı ile ekstansiyon yanıt yok. GKS en düşük 3 ve en yüksek 15 değeri alabileceğini söylemiştik. Örneğin çalışmalardan elde ettiğimiz bilgilere göre Glasgow Kuma Skalası 13-15 arasındayken prognozun oldukça iyi olduğunu, GKS'nin 3-8 arasında ise tersi biçimde prognozun kötü olması ile ilişkili olduğu ancak arada kalan GKS değerlerinin yani 9-12 prognostik açıdan oldukça belirsiz olduğu toplam skordan ziyade bileşenlerinin kombinasyonları ile prognozun farklılaşabileceğini biliyoruz. Örnek bir vakada deneme yapacak olursak vakamız trafik kazası, 2 araç çarpışmış ambulansa alınan vaka olay yerinde sedye ile alındı. Gözleri kapalı, konuşmuyor ve hareket etmiyordu. Yaklaşık bir santimlik kafasında kesisi mevcut. Horutulu bir sorunum mevcut. GKS için sorulara başlanabilir. Vakamız yetişkin olduğu için yetişkin bilinç düzeyini skorunda vakamıza bakacağız. Hastanın göz yanıtını değerlendirmeliyiz. Gözlerini spontan açıyor mu? Uyku hali var, açmıyor. Sözlü komutla açıyor mu? Sesle soru sorulur, cevap yok. Gözlerini açmıyor. Ağrıyla açıyor mu? Meme ucu uyarı yapıldığında gözlerini kırpıştırıyor. Bu zaman buradaki cevabımız 2. Hasta verbal yani sözel yanıtlarını değerlendirmeliyiz. Beyefendi nasılsınız? Anlamlı yanıt yok ağrıyor der gibi homurdandı anlaşılmıyor. Peki konfüze mi bu hasta? Beyefendi nasılsınız? Anlamlı yanıt yok ağrıyor der gibi homurdandı. Burada hastanın konfüze olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü ne dediği anlaşılamıyor ve ne demek istediği de anlaşılamıyor. Vakamızın bilinci konfüze. Hastanın motor yanıtını değerlendirmek gerekirse komutları yerine getiriyor mu? Beyefendi bacağınızı kaldırın dediğimizde yerine getirmiyor. Ağrıyı lokalize ediyor mu? Sağ bacakta hafif sürtünme ve morarma var ama hareket yok. Demek ki ağrıyı lokalize etmiyor. Ağrıdan kaçıyorum. Sağ ayağı kalem ile uyardığımız zaman kaçınma var. Ayağını kaldırmaya çalıştı. Yani cevabımız 4. Sonuç olarak vakamızın Glasgow'u 10 çıktı ve prognostik açıdan oldukça belirsiz bir skor sonuç çıkmıştır. Hayati tehlike şu anlık yok. Ancak kontrollü ve izlenerek hastaneye nakli sağlanmalı. GKS'nin 8 ve 6 çıkması durumunda birçok kulaktan kulağa bilgi olan entübe etmek gerekebilir. Ancak kesin kanıtlı bir bilgi değildir. 112 Acil FM sunar.